patlamanın ardından binanın arka kısmında göçükler yaşandı işte. Levent Bey ifade edildi. Bu bağlamda binada yaşayanların sayısıyla hastaneye kaldırılanların sayısının örtüştüğünü ifade etmişti Ankara Valisi. Evet değerli arkadaşlar, hepimize geçmiş olsun. Bugün sizin de burada takip ettiğiniz gibi bu binada maalesef bir kuvvetle muhtemel gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 6 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere intikal ettirildi. Arkadaşlarımız şimdi enkaz altında titiz ve teknik bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışma neticesinde ümidimiz altta, yani enkaz altında kimse olmadığı şeklinde, ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Şu anda belki söylenecek bir başka şey de bu yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailenin aile reisi olan babayla küçük kızı, küçük çocuğu vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var. Maalesef bu patlamadan kaynaklı. Evet. Binada daha çok yabancı uyruklularının olduğu söyleniyor. Burada 2 Türk vatandaşının, gencimizin kaldığı bir daire var. Yine bir Iraklı Türkmen aile var. Bir de Afgan aile var, 2 kişilik. O Afgan ailenin bir başka komşusuna misafir olarak akşam gittiği ve evde olmadığı arkadaşlarımız tarafından teyit edildi. Dolayısıyla burada mevcut binada oturan kişiler itibariyle, sayı itibariyle özellikle onu söyleyeyim, yaralılar ve hastaneye intikal ettirilenleri kastederek söylüyorum, sayı örtüşüyor, ama tüm ihtimalleri biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlarımız değerlendirerek enkaz altı çalışmalarını da titizlikle sürdürüyorlar. Sayın Vali, bildiğimiz, öğrendiğimiz bilgiler 9 dairenin olduğu ama 4'ünün dolu olduğu, diğer 5'inin boş olduğu yönünde. Bina ile ilgili bir sıkıntı mı var? Daire, 11 daire. Bunların bir kısmı dairelerin boş. Bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da biraz önce açıklamasında siz de izlediniz. Onu da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulan bir alan. Ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmalar durdurulan bir alan. Ama belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor. İnşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak daha güvenli binalarda vatandaşımızın oturması da... Bina riskli bir bina mı Sayın Mahalli? Şimdi bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina. Ama tabii eski bir bina olduğu için, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan
alanlardan bir alan burası ve bir bina da ona dahil. Tabii gaz sıkışması ama LPG ya da doğalgaz mı, bununla ilgili de çok... Şimdi arkadaşlar burada hem doğalgaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Belki enkazda görmüşsünüzdür. Tüp gazlar var. Hangisinden kaynaklandığını arkadaşlarımız teknik incelemeden sonra ancak bize söyleyebilecekler. O zaman biz de sizinle bunu paylaşacağız. Tamam. Peki, teşekkürler. Geçmiş olsun. Evet.